Sevgili arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanı ve aynı zamanda Başarılı Dijital Dönüşüm adlı eğitim programının da yapımcısıyım. Ve bugünkü videomuzda kayda değer ve beğendiğim kitapları sizlerle paylaşmaya ve yorumlamaya devam ediyorum. Ve elimde gerçekten çok güzel bir kitap var. Bu kitabı ben askerdeyken okudum ve Robin Sharma benim uzun zamandır kitaplarını okuduğum bir yazar. Kendisi zaten bir avukat ve Ferrarisini satan bilge adam kitabıyla meşhur oldu ki ben o kitabı da zaten okuduğum ilk kitabıydı. Bu son kitabı, bu kitabı askerde gece nöbetteyken bir gecede bitirdiğim bir kitap. Çünkü gerçekten tek solukta okuyabileceğiniz harika bir hikaye içerisine liderlik fikri yerleştirilerek anlatılan bir kitap. Hikayenin özü aslında şu, dünyada birçok insan aslında kurban rolünü oynuyor ki ben bunu özellikle Türkiye'de de çok fark ediyorum. Kurban rolü nedir? Aslında %100 sorumluluğu üzerine almaktan ziyade bu sorumluluğu başkalarına iterek işte devlete, hükümete, politikaya, futbolda alınan sonuçlara, komşuya, eşine, çocuğuna sorumluluğu atmayı çok seviyoruz. Yani sorumluluk almaktan çok korkuyoruz ve kurban rolünü oynamak aslında çok kolay olduğu için, yani liderlik yolunu tercih etmek zor olduğu için herkes kurban rolünü oynamayı tercih ediyor. Ama fakat bu kitapta biz yaratılıştan itibaren, yani fıtraten aslında müthiş bir liderlik potansiyeline sahibiz ve kitapta çok güzel bir cümle, beni çok etkileyen cümlelerden bir tanesi, ailenin, yani senin şu anda sahip olduğun ailenin ya da yaşadığın mahallenin, ülkenin sana böyle hasta, fakir, bilinçsiz, eğitimsiz birisine ihtiyacı yok. Yani şu anda zaten onlardan fazla, şu saydığım özelliklere sahip çok fazla insan olduğu için senin ailene, senin devletine, senin ülkene aslında sağlıklı, eğitimli, bilinçli, tüm bu pozitif etkenlere sahip insanlara ihtiyaç var. Ve fıtraten biz aslında tüm bunlara sahibiz ve bunun kıymetini bilemiyoruz ya da bunun farkında değiliz. Yani biz sürekli ağlayıp mızmızladığımızda %100 sorumluluğu kendimize almazsak bu şekilde sorun yaşamayı devam ederiz. Ve bu hikaye aslında gerçekten müthiş bir esin kaynağı ve içinizdeki lideri keşfetmenize yardımcı oluyor ve hayatınız boyunca %100 sorumluluğu bir an önce elinize alıp kimseyi suçlamadan yaptığınız iş ne olursa olsun, ki bakın burada mesela bir New York havaalanında yanılmıyorsam çalışan bir tuvalet temizliği yapan bir kişiyi anlatıyor burada ufak bir kesitinde. Ve o kişi işini o kadar aşk ve şefkle yapıyor ki gerçekten, yani kitabın yazarı, yani oradaki hikayedeki konu olan kişi ona imrenerek bakıyor ve diyor ki yani gerçekten herkes yaptığı işi, işin ne olduğuna bakılmaksızın bu kadar güzel, bu kadar sorumluluk sahibi olarak işlerini yapsaydı dünya çok daha yaşanabilir bir hale gelirdi konusu var. Ve hani unvanınız ne olursa olsun, yaptığınız iş ne olursa olsun bir liderlik payı oradan çıkarıp %100 sorumluluk alıp insanlara faydalı olma, potansiyelinizi keşfetmekle aslında yükümlü olduğunuzu ve bu potansiyeli içinizde taşıyorsunuz. Bu kitabı hani mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. İçimizde bir lider var. Bu lideri nasıl uyandırabileceğinizi ve çok daha üst düzey sonuçları nasıl alabileceğinizi anlatan çok değerli bir kitap ki Robin Sharma buna kendisi başlı başına bir örnek. Kendisinin hayat hikayesini okuduğumda, yani bu Ferrarisini satan bilge adam kitabını, kendisi bir avukat ve şu anda dünyaca ünlü bir işte liderlik konuşmacısı haline geldi ve üst düzey şirketlere bu anlamda danışmanlıklar veriyor. İşte Coca-Cola gibi, Nike gibi, aklınıza gelebilecek işte Facebook gibi bütün büyük şirketlere aslında danışmanlık veriyor ve bu noktaya nasıl geldiğini anlatıyor. İşte ilk kitabını mesela bagajında yanılmıyorsam 6-7 ay böyle gezdirerek insanları dağıtıyordu ücretsiz bir şekilde. Yani daha o kitabını satamıyordu, duyulmamıştı ama kişisel gelişim, liderlik yoluna kendisini atfettiği için ve her gün bir adım ileriye giderek hedefine çok hızlı bir şekilde nasıl ulaştığını görüyoruz. Bu kitapta da aslında bir nevi kendi hayatından da çok güzel örnekler var. Mutlaka okumanızı ve hayatınıza tatbik etmeniz ve faydalı olması dileğiyle bu kitabı da es geçmemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz ve hatta bu kitabı okuduysanız, bu kitaptan en çok neyi beğendiyseniz yorumlara mutlaka yazın. Liderlik vasfına sahip olup
Bu vasfın farkında olmayan arkadaşlarınız varsa, ki çevremizde buna benzer çok insan var, bu videoyu ona gönderin ve bu şekilde ona belki ilham olur bu video, ki amacım bu zaten. Onlarla paylaşın, videoyu beğenin. Bu kitap hakkında kitabı okuduysanız yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Ve hangi kitabın video yorumunu yapmamı istiyorsanız onu da videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve çanı da aktive edin. Görüşmek üzere.